Evet süreci değerlendireceğiz dedik. Süreci uzman bir isimle değerlendireceğiz. Ankara stüdyomuzda Sayın Utku Çakır Özer var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. İyi sabahlar. günler. çok teşekkürler. Evet gözlerimiz yani aslında bütün dünyanın da bir noktada gözleri Amerika'nın üzerinde. Neler olacağı bekleniyor. Türkiye için de önemli Amerika'da neler olacağı, kimin geleceği. Hemen sormak istiyorum efendim. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu üyesisiniz. İzleyenlerimize bir kez daha söyleyelim. Dış ilişkiler demişken aslında bu konuda da bizi en çok aydınlatacak bir isim diyebiliriz. Bununla ilgili eğer devam ederse Trump süreci, ikinci Trump devri diyebilir miyiz? Türkiye'yi neler bekler? Biden gelirse neler olur? Türkiye'nin çıkarları için hangisinin gelmesi aslında daha doğru? Buyurun söz sizde efendim. Öncelikle hak etmediğim bir sözlerim için teşekkür ederim. Ee, sağ olun. Ee... Trump gelirse Trump gelirse zaten şu anda başkan 4 yıldır başkanlığı var. öngörülemez bir lider Amerika'yı 4 yıl daha yönetecek. birçok konuda biliyorsunuz sadece Türkiye ile ilişkilerde değil dünyanın birçok bölgesiyle ilişkilerde sarsıntılı dönemler geçirildi. Türkiye ile işte liderler bazında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile işte kişisel ilişkisi, sık sık birbirlerini aramaları vesaire sanki olumlu bir özellik gibi Algılansa ve anlatılsa da aslında çok krizi dönemlerden geçtik ve ulusal çıkarlarımız bağlamında da çok fazla kazanımımız olduğunu söylemek güç sıralamak gerekirse işte Trump ile ilişkiler iyi olmasına rağmen hatırlarsanız, Rahip Brunson'un, tutuklu Rahip Brunson'un bırakılması için e, Türkiye'ye uyguladığı ekonomik yaptırımlar döneminde, ekonomimiz e, 2018'in Ağustos'undan bahsediyorum, çok büyük sarsıntı geçirmişti. E, benzer şekilde yine e, bence siyasi tarihimizde örneği görülmemiş, hakaret dolu bir mektubu da rahatlıkla e, Cumhurbaşkanı e, Erdoğan'a e, yazmıştı e, Trump. E, yine e, politikalarına baktığımızda da hemen e, Suriye e, sınırımızda e, PKK'nın ee, devamı niteliğindeki e, PYD-YPG e, güçlerine e, hem finansal hem e, siyasi e, desteği vermekten de geri e, durmadı Amerikan yönetimi e, Trump'ın başkanlığında. E, bizim için e, önemli e, gördüğümüz e, Ege'de Kıbrıs'ta yine Rum yanlısı ve Atina yanlısı ve geleneksel Amerikan politikası hep Türkiye ile Yunanistan arasındaki dengeyi korumaktı. Ancak Trump döneminde özellikle Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun attığı adımlara baktığımızda denge Yunanistan lehine, Rum kesimi lehine oldukça ciddi bir şekilde değişmiş oldu ve buna Ankara hiçbir yanıt veremedi. O yüzden bundan sonra nasıl olur diye baktığımızda. Biden olursa nasıl olur sorunuz da vardı. Burada önemli olan Trump olsun, Biden olsun yani kim olursa olsun Türkiye'nin ulusal çıkarlarıdır. Biz buradan baktığımızda Ankara'dan Türkiye'nin neresinden bakarsak bakalım 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Önce can güvenliği, sonra huzuru, refahı bizim için ulusal çıkarımız dediğinde e, hepimiz için önceliklidir, öncelikli olması gerekir. O yüzden seçilen başkan kim olursa olsun ABD'de mutlaka e, Türkiye o başkan ile ve onun yönetimi ile e, ilişkilerde olması gereken en önemli konu kurumsal ilişkilerin, yani bakanlıktan bakanlığa askerden askere sivilden sivile, istihbarat teşkilatları arasında kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesidir. Trump döneminin belki de en önemli Türk-Amerikan ilişkileri açısından yarattığı hasar diyeyim bu kurumsal ilişkilerin aslında etkisiz hale gelmesidir. İşte Dışişleri Bakanlıklar arasındaki ilişkinin bir, 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 önemsizleştiğini nereden görüyoruz? İşte liderler görüşmüş oluyor ama liderler görüştüğünde aşağı doğru o politikalar, o sözler yansımıyor. İki lider anlaşmış gibi gözüküyor ama sonra Pentagon'dan bir açıklama yapılıyor, Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılıyor Amerika'dan ya da Türkiye'den yapılıyor tam tersine. İki ülke arasında hiç öyle liderlerin arasındaki anlaşmayı, uzlaşmayı hiçbir şekilde işte desteklemeyen açıklamalar ve politikalara da baktığımızda az önce söyledim Türkiye'nin ulusal çıkarlarına aykırı olan politikalar yaşandı. Biden nasıl bir siyasetçi, deneyimli bir siyasetçi. Ee, tabii ki e, Amerika'da e, belki de bulunduğu eyaletin de Delaware'nin de etkisiyle olabilir. E, Yunan lobisine, Rum lobisine yakın bir siyasetçi. Geçmişte onların e, taleplerini hep dile getirmiş, senato gündemine, e, Amerikan yönetiminin gündemine getirmiş bir siyasetçi. İşte son açıklamalarıyla Türkiye'de iç siyasete müdahil olan ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem genel başkanımızın hem parti sözlerimizin şiddetle eleştirdiği hepimizin, e, biz tabii ki içeride kendi siyasi mücadelemizi, e, veririz ama dışarıdan ülkemize e, bu tür e, hem ülkemizi yönetenlere hem de ülkemizin iç siyasetine yönelik müdahalelere asla biz e, olumlu bakmayız. E, tepki vermiştik. E, tabii ki başkan olduğunda bu tür söylemleri devam ederse buna aynı tepkiyi vermeye biz devam ederiz. E, hiçbir şekilde Türkiye'nin iç işlerine aynı Trump'ın yaptığı gibi ABD başkanının yeni Biden olursa da müdahale etmesi doğru değildir. Türkiye ile ilişkiler bence müttefiklik ilişkileri e, anımsanmalıdır. Yani sadece Trump e, Erdoğan dönemi değildir Amerikan ilişkilerinin tarihi uzun bir e, tarihi vardır. Dünyanın e, birçok yerinde barış İstikrar için iki ülke birlikte e, mücadele vermiştir. E, bu bölgede de bazen Amerika'nın e, politikaları Türkiye'nin çıkarlarına aykırı olduğunda da geçmiş dönemde siyasetçiler her zaman ABD yönetimini uyarmışlardır. Rahmetli Bülent Ecevit hatırlarsanız e, ABD'nin Irak işgali e, konusunda en ciddi, en önemli uyarıları yapmıştır. Benzer şekilde Türkiye'de kurumlar da e, ulusal çıkarımıza aykırı durumlarda ABD yönetimini e, her zaman... E, yapıcı ya da doğru yöntemin ne olduğu konusunda uyarılarında bulmuşlardır. Bir başka örnek vermek gerekirse örneğin işte iki liderin yine güçlü olduğu dönemlerden biri Özal ve Baba Bush dönemidir. Yine Amerikan yönetimi Türkiye'yi Irak'ta müdahaleye zorladığı dönemde de mesela Türkiye'de savunmanın savunma alanındaki önemli isimlerden biri Genelkurmay Başkanı istifa etmek suretiyle bu kararlara muhalefetini ortaya koymuştur. Benzeri yine 1 Mart tezkeresinde Türkiye Büyük Millet Et meclisimiz yine e, iktidarın her türlü işte e, bu Irak işgaline destek verme yönündeki girişimlerine rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi o dönemde sayın genel başkanımız Deniz Baykal'ın da yaptığı hatırlarsanız çok önemli bir tarihi konuşma vardır. Ama sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil bütün partilerden milletvekilleri o, o işgale de destek vermemişlerdir. O yüzden şunu demek istiyorum. Bu ilişkiler mutlaka kişiden kişiye önemlidir. İki ülkeler arasında liderlerin sıcak diyaloğu ama yeterli değildir. Asıl çıkarları koruyacak olan kurumlar arasında. Devletler arası, devletler arası ilişkilerdir. Biden'a e, baktığınızda e, geçmişte yaptığı açıklamalara e, Türkiye'nin birçok e, kararına muhalefetini e, ifade etmiştir. Ama başkan olursa eğer, e, kimin olacağını bilemiyoruz ama başkan olduğu takdirde tabii yönetimiyle birlikte biliyorsunuz Amerika'da başkanlar ayrıldığında, yeni başkan geldiğinde yönetimiyle de değişiyor. Bakanlar değişiyor, üst düzey bürokratlar. Ama alttaki e, işte devlet yapısından briefingler alıyorlar. Yani devreden e, ekip onlara Türkiye'yi, işte bölgeyi, dünyanın değişik böl bölgelerinde ABD'nin politikaları hakkında bilgiler veriyor. Ben o briefingleri aldığında ABD başkanı olduktan sonra Biden'ın Türkiye'ye yaklaşımının adaylık dönemindeki tavrından farklı olacağını, olması gerekir zaten farklı olacağını düşünüyorum. Olmalıdır başka türlü işte hakaretlerle ya da işte suçlamalarla, iç politikaya müdahalelerle olmaz. ABD Başkanı'nın kendi açıklamalarına, dış politika konusundaki açıklamalarına baktığımızda da daha ziyade işte içe kapanmış bir Amerika'dan ziyade işte daha e, dünya ile e, ilişki içinde e, çok taraflı ilişkileri destekleyecek, e, mesela iklim Trump'ın çekildiği işte iklim anlaşmasını tekrar belki devreye sokacak. Dünya ile özellikle Avrupa ile ilişkileri güçlendirecek. ABD'nin dünyanın birçok bölgesinde etkisini arttırmaya yönelik politikalar içinde olacağı bahsediliyor. Benzer şekilde içeride de artan işsizliği özellikle salgın döneminde artan işsizliği engellemeye yönelik bir e, paket e, açıklaması bekleniyor. Bu tür adımların ben e, dünyada özellikle de bu çok taraflı ilişkilerin e, gelişmesine yönelik adımlarının Biden'ın e, bu bölgeye de Türkiye'nin bulunduğu bölgeye de olumlu katkıları olabilir diye düşünüyorum. Belki üzerine tek düşünmemiz gereken konu e, yine e, sanırım konuşuruz. E, Türkiye'ye yönelik yaptırımlar meselesi e, biliyorsunuz e, ABD Başkanı Trump Türkiye'nin Rusya'dan S400 e, hava savunma sistemleri alması sonrasında Kongre'den e, e, ve Senato'dan gelen yaptırım taleplerini e, frenlemişti. Her ne kadar e, yaptırım paketini frenlemiş olsa da mesela hakkımız olan parasını verdiğimiz, kendi ortağı olduğumuz F-35 savaş uçaklarının ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan uçaklar bunlar verilmesini Pentagon engellemiş. Trump da buna sessiz kalmıştı. O uçaklar biliyorsunuz şu anda Amerikan Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmakta. Bizim hakkımız olan uçaklar bu dönemde tabii eğer Biden seçilirse bu yaptırımlar konusunda kendisi de yaptırımların olması gerektiğini, daha fazla artması gerektiğini düşünen bir isim. Belki ekonomik olarak bizi sıkıntıya sokabilecek bir adım olabilir. Orada da şöyle bir şey var, bunun altını çizmek isterim. Eğer Biden seçilirse henüz ortada net, yani onun kazanacağı yönde ihtimaller kuvvetlendi ama Trump'ın da itirazları olacak. Diğer taraftan Kongre çok önemli hale gelecek çünkü Senato'da e, Cumhuriyetçiler ağırlıklarını koruyorlar. E, demokratlar e, temsilciler meclisinde çoğunluktalar ama etkileri biraz daha azalmış gözüküyor. O yüzden e, Biden, Demokrat Başkan Biden, e, güçlü bir e, Cumhuriyetçi Senato ile çalışmak durumunda kalacak e, ve birçok e, kararını e, cumhuriyetçilerle birlikte almak durumunda kalacak. Dış politika ilişkin kararlarını, bu bölgeye ilişkin kararlarını gerek Türkiye'ye gerek mesela e, İran e, gibi, işte Suriye gibi, Irak gibi e, kararlarını hep e, Senato ile birlikte almak e, durumunda e, kalacak. Orada yaptırımlar konusunda son sözü söyleyecek belki de e, Senato olacak. E, geçmişte yaptırım isteyen e, taraf Amerikan Kongresiydi. Başkan frenliyordu. Şimdiki durumda nasıl olacağını birlikte göreceğiz ama eğer yaptırımlar hayata geçerse bu Türk ekonomisini zorlayacaktır. E, yaptırımlardan taraf değiliz. Biz geçmişte de söyledik. E, yaptırımla e, işte Türk, Türk halkına işte acı vererek hiçbir sorunu çözemezsiniz. İşte Ağustos 2018'deki yaptırımlar ekonomimizi tabii ki e, etkiledi ama ekonomimizin tabii ki asıl etkilenmesinin meselesi de kendi iç sıkıntılarımız, ekonominin kötü yönetimi. Onu da burada şahit etmek isterim. Yapısal reformların yapılmaması. O yüzden biz tabii ki bu yaptırımlar olmamalıdır. Ama asıl olan yapmamız gereken de kendi evimizde ev ödevlerimizi iyi bir şekilde yerine getirmek. Yani ekonomimizi düzeltmek, hukuk devletimizi güçlendirmek, demokrasimizi iyileştirmek olmalı ki olası yaptırım kararlarından az etkilenebilelim. Ama yaptırımların olması da dediğim gibi büyük bir haksızlık olur Türkiye'ye karşı. Evet. Sayın Özer, satır arasında çok önemli bir şeyden bahsettiniz. notumu da aldım. Türkiye'nin sıkı bir çalışma yapması gerekiyor dediniz. Biden geldiği takdirde artık Trump gibi... Tek adam e, rejimi değil ama hani senatoya hükmeden senatoda sözü geçenin dışında artık senatoda bir yoğunluk olacak. Demokratlar geldiğinde bu noktada da Türkiye'nin kendisini kurumsal bazda çok iyi tanıtması gerekiyor dediniz. Şunu söyleyebilir miyiz? Yani artık ikili ilişkilerden e, Trump ve e, Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ikili ilişkinin dışında kurumlar ve diplomatik açıda daha profesyonel bir süreç yönetilmeli diyebilir miyiz? Her iki başkan da geldiği durumda. Evet. Olmalıdır diyebiliriz. Yani olmalıdır. E, aslında geleneksel Türk dış politikası böyleydi. Ancak e, ancak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin özellikle son döneminde e, süratle e, diplomatların, e, dış işlerinin ağırlığı, bürokrasinin ağırlığı maalesef e, kurumlardan e, Cumhurbaşkanlığına, işte saraya doğru e, kaymış durumda. E, Cumhurbaşkanının sözcüsü hatta iletişim başkanı dış politika konusunda Dışişleri Bakanı'ndan ya da Dışişleri Sözcüsü'nden daha fazla açıklama yapıyor. Daha etkin rol. E, oynuyorlar. umarım olması gereken de odur. Türk diplomasisi dünyanın tüm işte harici arasında en işte parmakla gösterilen donanımlı, tecrübeli bir harcıyedir. Evet. Onların deneyiminden faydalanmak lazım. Onları bir kenara itmek doğru değil. O bu tür hamlelerin Türkiye'ye ne kadar zarar verdiğini bence işte Suriye örneğinde, işte diğer yaşadığımız birçok konuda biz gördük. Umarım bu hatalardan ders çıkarılır ve yeni dönemde eğer Biden seçilirse, Trump da olsa yeni dönemde yine kurumların etkin hale gelmesi lazım. Hem istihbarat teşkilatları hem savunma hem diplomasi ve diğer tabii ki ekonomiyle ilgili kurumların da daha aktif bir şekilde kurumsal devletten devlete ilişkilerin güçlendirilmesi gerekmekte. Burada mutlak surette tabii ki ikili ilişkiler önemlidir özal Bush dönemi olsun, yine daha sonrasındaki işte dönemlerde clinton Çiller olabilir. Yani tarihin değişik dönemlerinde liderlerin tabii ki aralarındaki iyi ilişki ülkeler arası ilişkilerin gelişmesine katkı sağlar. Ama işte Trump döneminde gördük bu iyi ilişki maalesef Türk-Amerikan ilişkilerini ileriye götürmedi. Tam tersine işte bazı konularda belki işte S400 yaptırımları çıkmadı ya da Halkbank konusunda işte davanın ilerlemesi belki geciktirildi, durduruldu ama öte yandan işte bizim sınırımızın dibinde bir Suriye'de bir terör örgütüne yakın bir devlet yapılanması için her türlü desteği göz göre göre Amerikan yönetimi verdi ve vermekte. Mesela Biden başkan olduğunda belki de en önemli gündem maddelerinden biri bu olacak. Bunun ne kadar zararlı, ne kadar sadece Türkiye'nin ulusal çıkarlarını değil, bu bölgenin istikrarına, huzuruna ne kadar rahatsız edecek bir konu olduğunu sadece liderler değil, kurumlar da yeniden anlatmalıdır yeni gelen yönetime. Nasıl ki kendi bürokratları briefing veriyorsa bence Türkiye'de de hükümet ve kurumlar da aynı şekilde yeni Amerikan yönetimine önceliklerimiz konusunda gerek Suriye konusu gerekse mesela Kıbrıs konusunda gerçekten çok Rum tarafına meyleden bir politika izledi son aylarda Mike Pompeo. Bunun düzel süratle düzeltilmesi lazım. Benzer şekilde Ege'de Yunanistan'a işte gittiler. Girit'te açıklamalar yaptılar. Rum kesiminde açıklamalar yaptılar. Dış Amerikan Dışişleri Bakanı ve Rum ve Yunanlı yetkililer ve hep Türkiye'ye de falan açıklamalar yaptılar. Oysa ki Türkiye hem Kıbrıs'ta hem de Ege'de ve Akdeniz'de bütün söylemlerinde sonuna kadar hakla büyük bir haksızlık, büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya Kıbrıs Türkleri. Benzer şekilde Yunanistan'ın istediği olursa neredeyse biz Antalya Körfezi'nin dışına çıkamayacağız. Ama Amerikan yönetimi bugün ne kadar çok ihtiyatlıydılar ama her nedense Trump'ın döneminde bu ihtiyatı bir kenara bırakıp Türk Yunan dengesini bir kenara bırakıp tamamen Atina ve Rum yönetimi yalnız politikalar izlediler. Bence yeni dönemde eğer Biden başkan olursa Türk-Amerikan ilişkilerinde Kıbrıs ve Ege konusunda da yeniden dengeye dönülmesi önemli olacaktır. Biden'ın muhtemelen önceliklerinden biri Rusya'yı bu bölgede etki alanını ki çok genişledi Rusya'nın etki alanı, kısıtlamak hı hı. bir şekilde daraltmak olacaktır. Bence bu konuda da ABD'nin en fazla çalışacağı ya da işbirliği yapacağı yapmayı düşüneceği ülkelerin başında Türkiye gelecektir diye düşünüyorum. Yani Türkiye hemen yaptırım uygulayalım, ceza alalım gibi görülecek bir ülke asla olmamalıdır. Böyle bir şey düşünülüyorsa Washington'daki kafalarda bundan vazgeçilmelidir. Hı hı. Tam tersine Türkiye ile Türkiye'nin bu bölgedeki tamam içeride birçok sıkıntımız olabilir demokrasi vesaire ekonomi vesaire kötü yönetim nedeniyle burada ama Türkiye'nin jeopolitik önemi hiçbir zaman azalmaz ee, Türkiye bu bölgede Bence e, ne kadar zayıflarsa zayıflasın demokrasiyle yine birçok ülkeye Geçmişte örnek olduğu gibi bundan sonra da Atatürk'ün bize gösterdiği doğrultuda örnek olacaktır. O yüzden ABD'nin e, Türkiye'yi bu gözle e, görmesinde, bu bölgede, bu bölgenin barış, istikrar ve demokrasi e, ülkesi olmasında e, nasıl etkili e, rol oynayacağını e, bilmesinde fayda var. Evet. Trump dönemindeki işte pervasız e, mektuplar, e, işte ifadeler, bunlardan kaçınılması gerekir. Yani Trump da olsa Biden da olsa yeni gelen başkanın yoksa eğer aynı şekilde Rum yanlısı, Yunan yanlısı, işte hakaretlerle dolu mektup yazan, Türkiye'nin iç işlerine karışan, bizim halkımızın onurunu kıracak hareketler yapan bir Amerikan başkanı hangisi olursa olsun biz buna tahammül edemeyiz ve geçmişte olduğu gibi tepkimizi gösteririz. Evet Rusya demişken önemli bir noktada bu Türkiye konjonktürel olarak da ilişkiler olarak da önemli bir isim o merkezde. Özellikle Kafkasya'yı da göz ardı edemiyoruz. Ancak Trump ve Trump döneminde Türkiye ile Rusya ilişkilerinde Türkiye'nin Amerika'ya yaklaşması Rusya için aslında çok da sağlıklı değildi. Biden geldiğinde üçlü ilişkiler daha sağlamlaşabilir ya da diplomasi alanında daha profesyonelce yürütebilir diyebilir miyiz? Çünkü Türkiye'nin oradaki gücü ve varlığı yatsınamaz. Burada önemli olan şu, Rusya önemli bir ülkedir bölgede tabii ki. Ve Türkiye ile ilişkileri, e, bir, tabii ki müttefik e, hiçbir zaman olmadık. E, tarihte hatırlıyor, yani Türkiye evet. e, toprak bütünlüğüne yönelik e, tavırlarını da e, hani unutmamak gerekir. Evet. Hiçbir zaman e, stratejik e, bir müttefik olmadık. Ama ilişkilerimiz güçlü olması, yakın olması iki ülke için de önemlidir. Sadece Türkiye için değil, Rusya için de önemlidir evet. Türkiye ile e, önemli ilişkiler. İşte bakın Azerbaycan, e, Ermenistan e, çatışmasında bu konuda bu iki etkili ülke Rusya ve Türkiye olduğunu tüm dünya kabul ediyor. Benzer şekilde Suriye'de Birçok konuda yine etkili ülkeler Türkiye ve Rusya. Buradaki sıkıntı şu, işte Türkiye'nin, Ankara'nın izlediği politikalarda işte şöyle biriyle küstüğümde öbürüne yaklaşayım, öbürüyle küstüğümde işte ona şey, bu, bu, doğru bir politika değil. Bence bence politik, kendi ulusal çıkarlarımız doğrultusunda biz yakınlaşmalar yapmalıyız. Mesela işte örnek somut en çok konuşulan konulardan biri S-400 savunma sistemleri. Rusya'dan aldığımız ve belki de işte Amerikan yönetiminin yaptırım uygulamak istediği, F-35 savaşçılarımızı vermediği hak ettiğimiz füze sistemlerinden bahsediyorum. Şimdi eğer bu sistemler bize gerekliyse tabii ki Rusya'dan almalıyız, aldık. Ama aldığımız füze sistemini kullanmamak, ihtiyacımız olduğunda kullanmamak. O zaman bu başka bir şey. O zaman siz Rusya'dan bunu sadece Rusya'ya bir jest olsun diye ya da onun yönetimine bir jest olsun diye almış oluyorsunuz. Bahsettiğimiz jest 2,5 milyar dolarlık bir jestten bahsediyoruz. Yani bugünkü bu dolar kuruyla işte 20 milyar liranın üzerinde bir paradan bahsediyoruz. Ama bunu kullanmıyorsunuz. Kasada tutuyorsunuz. diğer taraftan onu aldıktan sonra da kendi hak ettiğiniz savaşacaklarınız Amerika tarafından verilmiyor. Buna da ses çıkaramıyorsunuz. İşte bu politikasızlık. Yani bu becerememek, bir strateji kuramamak ve iki dünya devi arasında düzgün ve kendi çıkarlarımızı koruyan bir politika izleyememek tam da bu işte. Yani bir taraftan aldığınız savunma sistemini parasını veriyorsunuz, kuramıyorsunuz. Diğer taraftan yine parasını verdiğiniz, hak ettiğiniz, kendi ürettiğiniz diyeyim partneriyiz çünkü ortağıyız evet. biz F-35 projesinin. Onu da getiremiyorsunuz. F-35'ten bahsetmişken mesela bu yaptırımlar uygulanmasın dememin şu, ABD yönetiminin. Ee, sadece sözde kalan işte bizim televizyonda söylediğimiz şey değil. Ben Eskişehir milletvekiliyim. Ee, mesela F-35 uçaklarının en önemli parçaları Eskişehir'de üretiliyor. Bunu belki <laughs> çok kimse bilmez ama dünyadaki bütün F-35 uçaklarının bakımı mesela bizim Eskişehir'deki bakım merkezinde yapılacaktı. Ee, motorları teyide üretilecekti. İşte birçok uh, aviyonik sistemleri Eskişehir sanayicisi ya da Konya'da, Kayseri'de, Ankara'daki sanayiciler tarafından üretecek. Yani yaptırım dediğinizde durdurduğu anda bu projeyi siz işte bir anda binlerce, on binlerce kişinin ekmek yediği bir sanayiyi yok ediyorsunuz. İşte e, te teknolojik işte hep katma değeri yüksek teknolojiden bahsediyoruz. İşte tam da bu. E, bunu yok ediyorsunuz. O yüzden <laughs> yaptırımlarla. E, ...ABD'nin yapacağı sadece Türk insanına zarar vermek olur. Bundan vazgeçilmelidir. İki ülke yönetiminin de yaptırımların çözüm olmadığı konusunu masaya yatırması şarttır. Yoksa Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar, ekonomimizin zarar görmesi, halkımızın zarar görmesi demektir. Oysa ilişkiler her hangi ülkeyle olursa olsun, Amerika, Rusya ya da hangi ülkeyle olursa olsun... ...ilişkiler aslında iki ülkenin, iki halkların çıkarının korunması, refahının, huzurunun artması... ...barışının, kardeşinin artması demektir. Yaptırımlar, eğer Amerikan yönetimi... Yeni Amerikan yönetimi bunu kafasına koyacaksa bundan vazgeçmelidir. Bu iki ülkenin ne kendi ilişkilerine, ne ekonomik ilişkilerine, ne siyasi ilişkilerine ama daha önemlisi iki ülke halkının e, huzuruna katkı sağlamaz. Tam tersine işte ben Eskişehir'den örnek verdim. E, Türkiye'nin birçok yerinde üretim yapan tesisleri bu yaptırımlar etkileyebilir. Özellikle savunma alanındaki e, yaptırımlar. E, Biden e, döneminde ben şöyle bir laf vardır. Ben bunun... E, e, Geçmişte yani gazetecilik deneyimlerimle hep e, doğrulandığını gördüm. Taç giyen baş e, akıllanır diye. Ben e, Biden başkanlık koltuğuna oturduğunda Türkiye'nin önemini e, kavrayacaktır diye düşünüyorum. Kavramalıdır diye düşünüyorum. Sadece işte seçim amaçlı söylediği geçmişteki e, sözlerini bir kenara bırakıp e, Türkiye ile Amerika'nın İki ülkenin çıkarlarının korunacağı bir ilişkinin başlangıcını kuracaktır, kurmalıdır. Tabi burada sadece Biden'a değil Ankara'ya da görev düşüyor. Bir kere daha söylüyorum. Kişilerle iyi ilişkiler maalesef istediğimiz ölçüde refahı, huzuru, barışı getirmiyor bu bölgeye. Kurumlar arası ilişkileri tesis etmeliyiz. Geçmişte olduğu gibi işte Atatürk döneminden beri yurtta suh cihanda suh dediğimiz politikanın hayata geçişini Türkiye Cumhuriyeti devleti kurumlarıyla da ulusal çıkarlarımızı koruma amaçlı şekilde kurumlarıyla da bu ilişkileri mutlak surette e, tesis etmelidir. Evet, e, Trump dönemindeki bu ilişkiler tabii ki ikinci dönem olursa ki şu anda Biden gelecek gibi görünüyor, yeniden tesis edilebilir mi ve e, dış politikada yani diplomasi alanındaki bu açıklarımız ya da e, şu ana kadar belki de Türkiye Cumhuriyetinin e, Yanlış izlediği diyelim ya da bugüne kadar izlediği yolun farklı bir yönüne giderek izlediği çalışmaların dışında bir sistem oluşturulması için çalışma var mı? Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne zaman zaman bu geliyor mu? Biz dış politikada ne yapıyoruz? Türkiye'nin ağırlığı, bölgesel ağırlığı çünkü geçmişte de biliyoruz ki bizim siyasi geçmişimizde. Türkiye Cumhuriyeti olarak çok ağır kararların alındığı etkin olduğumuz dönemler var. Tekrar böyle bir etkin döneme girilmesi için neler yapılması gerekiyor? Diplomatlara ve dış ilişkiler konusunda uzman olanlara daha çok danışılması gerekiyor mu? Yoksa ikili ilişkiler üzerinden yürüdüğünde sonuç ortada böyle mi devam edecek? Bundan sonra ne olacak Türkiye için? Eylül Hanım çok önemli bir konuya ayak bastınız. Çok teşekkür ediyorum. Ee, maalesef e, şu andaki e, tek adam yönetimi Türkiye'deki e, ve saray rejimi maalesef sadece e, kurumları dışlamıyor. Aynı zamanda <laughs> Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de e, dış politika yönetiminde dışlayan bir tavır izliyor. E, geçtiğimiz günlerde işte e, Doğu Akdeniz'de e, birçok gerginlik yaşandı. E, Avrupa Birliği ile e, bir müzakere süreci oldu. Yunanlılarla işte e, bir gerginlik oldu. Arkasından tekrar bir <gülüyor> müzakere <gülüyor> ...sürecine e, e, girildi. E, ama bu süreçte... E, ...maalesef... ...meclisimize gelip... ...ya da partilere... E, ...muhalifet partilerine gelip... ...ya böyle bir süreç yaşanıyor... ...siz ne düşünüyorsunuz, tavsiyeniz, eleştiriniz var mı... ...nasıl görelim bu işleri... E, ...denmedi. Geçmişte birçok alınan stratejik e, kararda da... ...yakın geçmişte de... ...meclis hep e, ve muhalefet partileri hep dışlandı. Bu doğru bir yaklaşım değil. <laughs> Tabii ki... E, e, das políticas. Türkiye için hani farklı e, bakış açıları olabilir partiler arasında ama ulusal çıkarlar e, birdir, bir olmalıdır. O yüzden e, bence dış politikada hareket ederken, önemli kararlar alırken mutlaka tabii kafanızda bir fikir vardır ama bir de farklı görüşleri dinlemenin bence zararı olmaz, tam tersine faydası olur. Ama sizin işaret ettiğiniz gibi böyle bir e, dönem e, yaşamıyoruz, yaşamadık. Umarım yeni dönemde yeni Amerikan Başkanı için konuşuyoruz şimdi. Evet. E, Türk-Amerikan ilişkileri konuşulurken de. Yeah. Hey. ...meclisin, e, muhalefet partilerinin... işte ...önemli kararlar alındığında... ...sözünü dinlemekte fayda var. 1 Mart tezkeresinde... ...bakın ne kadar isabetli bir karar verdi... E, ...Türkiye meclis. Meclisin e, e, dur demesiyle... O, ...o işgale ortak olmayarak... ...bence tarihler boyu unutulmayacak... E, ...bir karar verdi. Bundan sonra da... ...stratejik kritik kararlarda... ...muhalefeti dinlemek, meclisin sesini dinlemenin... E, ...zararı olmaz, e, yararı olur. Diplomatları maalesef... ...uzun süredir e, e, bu iktidar... E, ...onların deneyimini, onların... E, donanımını onların e, dünya olaylarını izleme kapasitesini bir e, kenara bırakmış e, durumda. Umarım tekrar e, bundan e, dönülür. Avrupa Birliği ile e, yakınlaşma bağlamında belki Biden'ın seçilmesi bir fırsat olabilir. Neden? Çünkü Trump Dönemde biliyorsunuz hem NATO hem transatlantik ilişkiler bir kenara bırakılmıştı. Tamamen içeriye kapanan bir Trump yönetimi vardı. Amerika'nın kendi sorunlarına odaklanan bir yönetim vardı. Şimdi Biden'ın konuşmalarına baktığınızda, açıklamalarına baktığınızda daha uluslararası ilişkilerde çok taraflı transatlantik ilişkileri güçlendirecek bir yapıdan bahsediyor. Transatlantik ilişki güçlendiğinde yani Atlantik'in iki yakası başlıyor. Evet, Kuzey Amerika ve Avrupa ilişkileri güçlendiğinde bence bu ilişkilerin güçlenmesinden hem en fazla çıkarı Türkiye'nin olur hem de bu ilişkilerin güçlenmesine en önemli katkıyı Türkiye yapabilir. Bakın içinde bulunduğumuz bölgeye baktığınızda kuzeyimiz <laughs> Karadeniz, doğumuz Kafkaslar. <laughs> Güneyimiz, e, Irak, Suriye e, e, ve İran e, bence transatlantik ilişkilerin hep e, en önemli işte baktığında e, odağında e, olan bölgelerde sadece Türkiye var NATO üyesi e, Türkiye var. O yüzden ben e, eğer e, kurumlar arası ilişkileri güçlendirebilirsek e, tüm dostlarımızla, müttefiklerimizle, Avrupa olsun, Amerika olsun e, yeni transatlantik ilişkilerin güçlendirilmesinin Türkiye'nin çıkarına e, olacağını düşünüyorum. E, belki. Belki yaptırımlar konusunda hepimiz tedirginiz. Hani Biden'ın geçmişte yaptırımlara sıcak bakan, Türkiye yaptırımlara sıcak bakan tavrı nedeniyle. Ama ben dediğim gibi yönetimi devraldığında Türkiye'nin önemini görecektir. Bu yaptırımların Türk halkına, Türkiye'nin ulusal çıkarlarına zararını e, görecektir e, diye düşünüyorum. Belki uzun vadede e, hem ekonomimizin e, eee yani ikili ekonomik ilişkilerin gelişmesi açısından da çok taraflılığa önem veren e, bir e, Amerikan yönetiminin belki de e, katkısı olur. Çünkü Trump'ın da şöyle bir sıkıntısı var. Yani bir gün e, söylediği bir diğer gün söylediğini tutmayan işte yazdığı hakaret dolu mektubu e, anımsatmak isterim ya da Rahip Bronson e, olayında ekonominizi mahvederim gibi tweet atabilmesini yani bir hiçbir lider bir başka ülkenin e, ülke için böyle bir şey açıklama yapamaz doğru değildir e, onur kırıcıdır rencide edicidir ama Trump da biliyorsunuz rahatlıkla yapabilen e, bir e, siyasetçiydi e, belki. Onun yerine e, kurumlarını dinleyen Amerikan kurumlarının sözünü dinleyen bir başkanın olması, eğer Türkiye'de de yine kurumları dinleyen kurumlarla işbirliği içinde olan bir yönetim olur ise, belki de Türkiye'nin ve Amerika'nın karşılıklı ulusal çıkarlarını koruyacak olan halklarının refahına hizmet olacak bir e, dönemin işaretçisi e, olabilir. Burada dediğim gibi sadece e, Amerikan yönetiminde bir e, mentalite değişikliğinden bahsetmiyoruz, aynı zamanda Türkiye'de de dediğim gibi sadece Amerika değil dünya ile ilişkilere komşularımızla bölgemizde olan ilişkileri bence ben yaptım oldu sadece ben bilirim mantığı değil ya ne düşünüyor acaba farklı görüşler ne düşünüyor işte e, Cumhuriyet Halk Partisi ne düşünüyor İyi Parti ne düşünüyor işte MHP ne düşünüyor ya da şu, Parti değil sadece vatandaşların bu konuda ne der e, diye insanların e, görüşüne e, farklı görüşlerin, düşüncelerine saygı duyan, dinleyen bir anlayışın yerleşmesine fayda var. Tabii bunun yine hep her şeyinde olduğu gömleğin ilk düğmesi dediğimiz konu demokrasidir, hukuk devlettir, hukuk güvencesidir bu Türkiye'de hepimiz için ve güçler ayrılığı ilkesinin yeniden tesis edilmesidir bir tek adam yönetimi yerine. Burada da doğru dediğim gibi sadece Amerika'da değil, Türkiye'de de ilişkilere bakışın, farklılaşması, daha doğrusu ilişkilerin yürütülüş şekline bakışın farklılaşmasına ihtiyaç var. Ama eğer Biden gelirse alacağı briefingler sonrasında ben inanıyorum ki Türkiye'nin önemini, Türkiye'de e, iktidarda kim olursa olsun yani şu anda işte bir tek adam yönetim var ama e, uzak olmayan bir e, gelecekte e, daha hukuk devletini önemseyen, demokrasiyi önemseyen, güçler ayrılığını önemseyen bir yönetim olacak Türkiye'de. O yüzden Türkiye'de mutlaka jeopolitik önemini Türkiye'nin, e, Türkiye'nin demokrasisinin Türkiye'nin işte Atatürk'ün çizdiği doğrultuda onun ilkeleri doğrultusundaki en ileri medeni Hı. ülkeler evet. seviyesini hedefleyen demokratik hedeflerinin önemini bilen bir politika izlemesinin doğru olacağını düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Çakır Özer. Biz de temennilerinize katılıyoruz. Yani kurumlar arası güçlenme için önce bizim Tıpkı geçmişte siyasi hayatımızda olduğu gibi kol kırılır yeni içinde kalır deyip meclis birliği yapmamız dış politikada da gerçekten ülke çıkarlarını ön safa almamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim.